arkası yarın. Hazreti Hatice. İkinci bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt Didem Türkmen. Kurgu Ahmet Atalay. Zaman İslamiyet'ten önceki cahiliye dönemi. Mekke'nin ileri gelenlerinden olan, zenginliği yanında iffeti ve namusuyla da ün yapmış bulunan Hazreti Hatice, gerçekle hayal arasında bir rüya görür. Yaşlı ve alim bir zat olan amcazadesi Varaka bin Nevfel'e giderek rüyasını yorumlatır. Varaka, beklenen ahırzaman nebisinin gelmekte olduğunu, kendisinin de onunla evlenip eşi ve en yakın yardımcısı olacağını söyler. Bu haber Hazreti Hatice'yi son derece etkilemiştir. Bu sırada Mekke'de yapılmakta olan panayırlardan biri daha yaşanmaktadır. Şair Kays'ın halkı başına toplayıp yakın zamanda çok olağanüstü şeylerin olacağını, putlara tapmanın yersiz olduğunu söylemesi üzerine putperest Mekke halkı galeyana gelir. O sırada Hatice anamız da orada kargaşanın içinde bulunmaktadır. Hatice, iyi misin? İyiyim, iyiyim de seni kaybettim. Sen neredeydin? Sorma ey Hatice. Şair Kays'ın sözleri kalabalığı çileden çıkarınca kaçayım derken kalabalıkla birlikte sürüklendim. Seni de kaybettim o arada. Sana da bir şey olmadığına sevindim ey Hatice. Sahi nasıl oldu? Nasıl oldu da kurtuldun o gözü dönmüş kalabalığın içinden? İnanılacak gibi değil ey Varaka. Sen söyle hele, nasıl kurtuldun? O sırada kalabalığın arasında kalmıştım. Ne tarafa gideceğimi, ne yapacağımı bilecek, düşünecek durumda değildim. Çaresizlik içinde yardım sözcükleri mırıldanıyordum ki birden karşıma bir genç çıktı. Bir genç mi çıktı? Nasıl biriydi? 15 yaşlarında biriydi. Tam kalabalık üstüme geliyordu ki beni kolumdan tuttuğu gibi çekti. En inanılmaz tarafı, o korkunç kalabalık geçit vermez taşkın haldeyken bile asude şekilde sıyrılıp çıkmamızdı. Bir de baktım ki kalabalığın tamamen dışına çıkmışım. O genç ne oldu peki? Bilmiyorum. Aklım başıma gelip de etrafıma baktığımda kimsecikleri göremedim. Nasıl biriydi? O keşmekeşin içinde buna dikkat etmeme imkan yoktu. Yalnız bir ara ister istemez yüzüne bakmak durumunda kaldım. Aman yarabbi, nasıl diyeyim, sanki yüzü nur saçıyordu. Gözlerimin kamaştığını hissettim. Bilmiyorum, belki de bana öyle geldi. Çünkü çok korkmuştum, çok heyecanlanmıştım o sırada. Öyle de olsa insan kurtarıcısına dikkat etmez mi hiç? Yalnız bu sırada gözleri dikkatimi çekti. Evet, şimdi hatırladım. Neyi hatırladın? Sanki gözlerinin akında hiç kimsede olmayan bir kırmızılık vardı. Ya, tahmin etmiştim zaten. Neyi? Neyi tahmin etmiştin ey Varaka? Gel hey Hatice, gidelim buradan. Hadi gidelim şimdi. Ey amcazadem, benimle böyle muammalı konuşma. Neyse, öğrenmek istiyorum. Bunu şimdi söyleyemem. Daha sonra zamanı gelince anlayacaksın zaten. Sanki o beni kurtaran genci de tanıyor gibi konuşuyorsun. Belki tanıyorum, belki de hiç tanımıyorum. Ama her şeyin vakti saati var. Her sır bana da tam açılmıyor. Gayb perdeleri zamanı geldikçe aralanıyor. Hadi gel gidelim şimdi ey Hatice Tülkübra. Ne? Hatice Tülkübra mı? Bu da ne demek? Hoş geldiniz, safa geldiniz ey güzel efendim. Teşekkür ederim ey Nefise. Sizi çok heyecanlı görüyorum ve biraz da yorgun duruyorsunuz. Evet ey Nefise, fevkalade şeyler oldu bugün. Kötülükler düşman başına olsun. Ukaz çarşısındaki meydanda halk toplanmış şair Kays'ı dinliyordu. Ben de dinleyeyim dedim. Ancak şair Kays öyle şeyler söyledi ki
Halk bu sözlerine kızıp galeyana geldi. Ben de o sırada oradaydım tabii. Aman ya Rabbi, bir şey olmadı değil mi size? Aslında olacaktı ama o an meçhul biri, bir yiğit genç yetişip halkın arasında ezilmekten kurtardı beni. Ah güzel efendim, yüreğimi ağzıma getirdiniz beni. Peki kimmiş bu kurtarıcınız, tanıyabildiniz mi? Bilmiyorum ey Nefise. Bildiğim tek şey o yiğit gencin gözlerinin akındaki kırmızılık olmasıydı. Kırmızılık mı dediniz? Evet ey Nefise. Yalnız bu bizim bildiğimiz bir kırmızılık değildi. Şu anda bunu tarif etmem imkansız. Çok garip doğrusu. Çok şaşırdım ey efendim. Buna Varaka bin Neffel de şaşırdı ey Nefise. Ama o böyle bir şeyi bekliyormuş gibi davrandı. Öğrenince de çok mutlu oldu. Sebebini sormadınız mı peki? Sordum, sormasına da söylemedi. Sadece bekle ey Hatice Dülkübra diye bir söz etti. Çok garip şeyler olmuş gerçekten de. Evet, evet. Neden böyle söylediğini bir türlü anlayamadım ben de. O böyle durup dururken iltifatlar edecek biri değildir. Acaba neden bana Hatice Dülkübra diye hitap etti? Sonra beni o azgın kalabalığın içinden kurtaran delikanlının gözlerinin akındaki kırmızılık onu neden bu kadar heyecanlandırdı? Acaba gördüğüm o rüyayla beni o izdihamdan kurtaran genç arasında bir bağlantı mı var? Bu hadiseler cereyan ederken Ficar Cengi'nin ikinci safhası başlamıştı. Cenk yüzünden ticaret yolları tehlikeye girmiş ve sıkıntı baş göstermişti. Halk kavganın bir an önce bitmesini dört gözle beklerken, Hazreti Hatice de kendisini Ukas çarşısından kurtaran o delikanlının bir daha karşısına çıkmasını bekliyordu. Ficar Cengi dört yıl sonra sona erdiğinde, Hazreti Hatice hala o karşılaşma anını dünmüş gibi hatırlıyordu. Sonra sonbahar geldi. Mekke ağaçlardan dökülen yapraklarla bezenirken düğünler de başladı. Hazreti Hatice erkeklerle kadınların beraber bulunduğu düğünlerden mümkün olduğunca her zaman uzak durmuştu. Ama o zamanki gelenekler düğün dernek gibi topluluklara gitmeyi mecbur tutuyordu. Şimdi de bu düğünlerden biri, üstelik bir akraba düğünüydü. Hazreti Hatice'nin de gitmesi icap ediyordu. Az daha bekle ey Nefise, şu eteklerimi düzelteyim de öyle çıkalım. Ama siz düğünlere giderken süslenmeyi sevmezdiniz hanımım. Şimdi ne oldu da süslenmeye başladınız? Bilmiyorum ey Nefise. İçimden öyle geliyor işte. Bir ses süslenmemi söylüyor sanki bana. Ama sebebini de bilmiyorum. Sonra siz Mekke'nin en güzel hanımısınız. Süse püse ne ihtiyacınız var ki? Evet. Nefise doğru söylüyordu. Hazreti Hatice yalnız Mekke'nin değil, belki de o zamanda dünyanın en güzel kadınıydı. Geçen zaman içinde yaşlanacağına daha da gençleşerek güzelleşiyordu. O bilmeden kendini istikbale, ahir zaman nebisine hazırlıyordu. Bu durum muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ın hususi bir lütfuydu. Bu güzelliğin ikinci bir hususiyeti daha vardı ki o da onu gören herkeste saygıyla beraber bir hürmet hissi uyandırıyor olmasıydı. Çünkü Allahü Teala onu insanların annesi olarak halketmişti. Bakanlar sarhoş dahi olsalar başlarını tazimle önüne eğmekten kendilerini alamazlardı. İşte şimdi cahiliye dönemindeki bu akraba düğününe Nedimesiyle birlikte giden Hazreti Hatice bir kenara çekilmiş öylece bekliyorlardı. Ey güzel hanımım, düğüne geldiğimizden beri sanki gözleriniz birilerini arıyor. Evet, elimde değil ki ey Nefise. Her yerde tam olarak bilmediğim, tam olarak tanımadığım birini arıyorum hep.
Her yerde, her şeyde onu bekliyorum sanki. Biraz da bunu elimde olmadan yapıyorum ey Nefise. Sizi panayırda ezilmekten kurtaran genci mi yoksa? Evet, belki de o. Bilmiyorum. Buraya gelir mi dersiniz? Bilmem ki ey Nefise. Belki de gelir. Ne oldu ey güzel hanım? Neden heyecanlandınız birden? O burada ey Nefise. Burada mı? Evet, burada gördüm onu ey Nefise. Hani nerede? Bak, bak şu ileriki sütunun yan tarafına bak. Bak, orada oturuyor, gördün mü? Evet, evet gördüm onu. Biliyor musunuz efendim? O panayırdaki günden beri tam 4 yıl geçti aradan. İsterseniz şöyle yakınında bir yere gidebiliriz. Ha, ne dersiniz? Bilmem ki, gidebilir miyiz yakınına? Dikkatli çekebilir ama. Hem içerisi çok kalabalık, baksana. Çok doğru efendim. Hem az sonra rakkaseler de eğlenceye başlarlar. Biliyor musun ey Nefise, ben öteden beri bu tür eğlencelerden hiç hoşlanmadım. Ama mecburen geliyoruz işte. Ama sen istersen seyredebilirsin. Ben gene onu gözetlemek istiyorum. Aa, bak ey Nefise, senin de dikkatini çekti mi? Hayır ey güzel hanımım, nedir dikkatinizi çeken? Kurtarıcım olan genç sütunun dibine büzülüp uyuyakalmış. Evet gördüm. Sanki rakkaseleri ve müziğin sesini hiç duymuyor gibi. Anlaşılan o da hoşlanmıyor bu tür eğlencelerden. Evet ey Nefise, öyle anlaşılıyor. Baksanıza, onca gürültü ve patırtıya rağmen nasıl da tatlı tatlı uyuyabiliyor. Hayret doğrusu. Ben hiç de şaşırmadım. Mutlaka bunun da bir hikmeti vardır. Belki de ilahi kudret onu bu tür şeylerden muhafaza ediyor. Gördüklerimi amcazadem Varaka bin Neffel'e anlatmalıyım. Hazreti Hatice adlı oyunumuzun 2. bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.